Herkese yeniden merhaba. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kıvamı olan Kıbrıs tatlısı tarifim var. Hem şerbetli hem de sütlü olan bu tatlıyı tart kalıbında benim tarifimde denemenizi tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. 2 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yarım çay bardağı toz şeker. Gözünüzde şeker az gelmesin. Şerbet de yapıyoruz üzerine, yeterli oluyor. Birer paket vanilya ve kabartma tozu. Bir su bardağından bir parmak eksik galeta unu kullanıyoruz. Bir kahve fincanı süt. Dolu dolu bir çay bardağı Hindistan cevizi kullanıyoruz. Bir çay bardağı iri kıyılmış ceviz kullanıyoruz. Mutlaka iri kıymaya özen gösterin. Bir çay bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Malzemelerimiz az ve öz. Evde bulunan malzemeler, hemen hemen hepsi evde bulunan malzemeler. İlk etapta yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine sıvıları ilave ediyorum. Bu aşamada yumurtanın köpüğünü söndürmemeye özen gösterin. Bir iki tur daha karıştırıyorum ve ardından katıları ilave ediyorum karışıma. Bu aşamadan sonra mikseri kullanmıyorum. Mutlaka galeta unu kullanmalısınız. Cevizleri iri iri kıymaya, dişe gelir bir şekilde kıymaya özen gösterin. Çok daha lezzetli oluyor. Vanilyayı doğrudan döküyorum ama her zamanki gibi kabartma tozunu eliyorum. Bu sayede puf puf kabaran bir kek oluyor. Mutlaka kabartma tozunu elemeye özen gösterin. Kaşık yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Tart kabını önceden tereyağı ile yağladım. Mutlaka tereyağı ile yağlama özen gösterin. Kalıbımı alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kadar kekimi pişiriyorum. Fırın ayarı değişebilir. Kek ayarınıza göre kendiniz ayarlamalısınız. Mutlaka fırınız önceden ısıtılmış olmalı. Bir iki defa tart kalıbını sallayın, her tarafına yerleşsin kek harcı. Ondan sonra fırına verebilirsiniz. 15 dakika kadar bir sürede pişebiliyor. Biz hemen şerbetimizi hazırlayalım. Şerbetin soğuması gerekiyor. Yarım su bardağı toz şeker kullanıyorum. Bir su bardağı su kullanıyorum. Ocakta bir taşım kaynatıyorum. Kıvam alması gereken bir şerbet değil. Hemen soğuması için kenara bırakıyorum. Ardından muhallebimizi hazırlıyoruz. Yarım su bardağı nişasta kullanıyorum. Mısır ya da buğday fark etmez. Yarım su bardağı toz şeker. 2,5 su bardağı da süt kullanıyoruz. Muhteşem bir krem oluyor. Arkasından piştikten sonra krem şanti ilavesi yapıyoruz. 2,5 su bardağı yeterli oluyor. Karıştırıyorum güzelce. Ocağa alıyorum ve göz göz olana kadar kremamı pişiriyorum. Kenarlarından kabarcıklar çıktıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Çok fazla ocakta tutmanıza gerek yok. Piştikten sonra soğutuyoruz ve içerisine krem şanti ilavesi yapıyoruz. Evet, benim kremam hazır. Gördüğünüz gibi ipek gibi bir kıvamı oluyor. Tamamen soğuttum. Soğuttuktan sonra içerisine bir paket krem şantiyi döküyorum. Mutlaka kremayı soğutmaya özen gösterin. Blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Mikser değil, bu aşamada mutlaka blender kullanmaya özen gösterin. İpek gibi bir krema oluyor. Yapıp denedikten sonra yorumlara yazabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz. Evet, kekimiz pişti. Şerbetimi tamamen soğuttum. Kekim sıcak, şerbetim soğuk. Döküyorum her tarafına gelecek şekilde. Mutlaka tart kalıbından çıkartmadan dökmeye özen gösterin. Tart kalıbından çıkarttıktan sonra ıslaması zor oluyor. Kenarlar ıslanmamış bir şekilde kalıyor. Tart kalıbının içerisinde ıslattığımızda bütün her yeri şerbetleniyor. Evet, bu şekilde bir 5 dakika kadar bekletiyorum. Ondan sonra servis tabağıma ters çevirebilirim. Evet, bütün şerbetini içerisine çekti ve servis tabağına ters çeviriyorum. Evet, kekimiz hazır. Harika bir dokusu oluyor.
Ölçülere tam olarak uymanızı tavsiye ediyorum. Şimdi muhallebisini üzerine koyabiliriz. Bu muhallebiyi farklı tatlılarda da deneyebilirsiniz. Tek kelimeyle harika bir lezzet oluyor. Hatta yaş pasta yaparken bile kullanabilirsiniz. Bütün muhallebiyi ortasına döküyorum ve yaydırıyorum her yerine. Davet sofralarını hazırlayabilirsiniz isterseniz. Ölçüleri ikiye çıkartıp büyük borcamda da yapabilirsiniz. Ama tart kalıbı bizim gibi çekirdek aileler için çok uygun oluyor. Az malzemeyle muhteşem lezzetler çıkıyor ortaya. Ve harika bir görseli oluyor. En son spatula ile düzeltiyorum her yerine. Ve bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Hindistan cevizinin üzerine iri kıyılmış ceviz de serpebilirsiniz isterseniz. Damak tadınıza kalmış. Kıbrıs tatlısının olmazsa olmazı Hindistan cevizidir. Mutlaka üzerine kullanmaya özen gösterin. Evet, tatlım hazır. 3-4 saat kadar dolapta dinlendirdim ben. Bir gece önceden yaparsanız çok daha güzel olacaktır. İyice dinlendikten sonra kıvamı çok daha güzel oluyor. Dilimleri tam ve net bir şekilde çıkıyor. Benim hemen servis etmem gerekiyordu. Bıçağı her kaldırdığımda mutlaka temizliyorum. Bu şekilde güzel dilimler ortaya çıkartıyoruz. Ben 8 eşit parçaya böldüm. Dilerseniz daha da ince dilimler yapabilirsiniz. Tadı, dokusu, görseli muhteşem oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için. Haftada 2 gün düzenli bir şekilde video paylaşıyorum. Yemek, börek, tatlı ne isterseniz. Tarifin istediğiniz tatlıları, istediğiniz şeyi de yazabilirsiniz. 8 eşit parçaya bölüyorum ve süsleme aşamasına geçiyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben Antep fıstığı ve vişne kullandım. Dilerseniz hiç süslemeden de servis edebilirsiniz. Dilimlenmiş halini de sizlere göstermek istiyorum. Sunumuyla, lezzetiyle harika tatlımız hazır. Tart kalıbında az malzemeyle muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. Evet, dilimlenmiş halini de sizlere göstermek istiyorum. İpek gibi bir kreması var. Yapacak olanlara şimdiden afiyet, bal şeker olsun. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve tatlımız hazır. Servis edebiliriz. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli günler dilerim.